Sıradan adam. Fotoğrafta gördüğünüz bir kuşun tüysüz hali arkadaşlar. Hangi kuş olduğunu tahmin etmeye çalışın. Videonun sonunda kuşun türünü söyleyeceğim. Şimdi bu hayvan ceyizin gidip karnını gıdıklasan hiçbir şey yapamaz. Öyle masum masum bakar yüzüne. Neden? Çünkü artistik patinaj yaparken kameralara yakalanmış ve öylece kala kalmış. Bu karede ne olduğunu ilk bakışta anlamak oldukça zor. O yüzden hemen söyleyeyim. Fotoğrafta gördüğünüz bir fok balığı arkadaşlar. Cama öyle bir toslamış ki hayvanın gafası içine kaçmış adeta. Bu tilki kardeş de bir gaflette bulunup kokarcanın kuyruğunu koklamaya kalkmış. Tabi sonrasında da asla unutamayacağı bir tecrübe yaşamış. Halinden de belli zaten pişmanlığı. Yahu sen kedisin, altı üstü bir metrecik yer, düşsen ne olacak sanki? Ama bildiğiniz gibi kediler rahatına düşkün hayvanlar. O yüzden de can havliyle kanepeye yapışmış olabilir tabi. Bu hayvan ceyizlerinde en mutlu olduğu yer suyun üstü arkadaşlar. Ama siz kalkıp hayvanı şehrin ortasına salarsanız, o da asfaltın ortasında bulduğu su birikintisinde yüzmeye çalışır haliyle. Bu fotoğrafta ilk dikkatinizi çeken şey kuşun büyüklüğü olabilir. Ama bu kuş aslında bir yılan yakalamış ve tam afiyetle mideye indirecekken, yılan sen misin beni yakalayan dercesine kuşun gagasına dolanıvermiş. Bu işin sonunda umarım koca yürekli yılan kardeş hayatta kalmıştır. Bufaloların özellikle aslanlara yaptığı atakları görmüşsünüzdür. Sen kalk bu güzide hayvanın başına kon ve haberi olmadan da pisle. Zaten kuşun tipi de bir acayip, bonzai mi atmış ne yapmış belli değil. Hani belki anlamsız geliyor olabilir ilk başta. Ama doğada bıraktığımız suni şeyler hayvanların başına ciddi derecede dert olabiliyor bazen. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Doğa derken sadece ormanlardan bahsetmediğimi de belirtmek isterim. Deniz canlılarına da saygılı olmak lazım. Yoksa sonra bu deniz ayısı gibi ağzına yüzüne bulaşan marulla yüzmeye çalışıyorlar. Bu arada ben bunca zamandır timsahları etobur canlılar olarak bilirdim. Ama meğer aralarında terlikçiller de varmış. Şaka bir yana özellikle plastik atıklara dikkat arkadaşlar. Şahinler dünya üzerindeki en iyi avcı kuşlardan biri olarak bilinirler. Ama gördüğünüz gibi bu şahini fena şekilde keklemişler. Çünkü hayvancağız oyuncak tavşanı avlamaya çalışıyor. Kediler meraklı hayvanlar. Etraftaki objeleri sebepsizce yere atmanın dışında keşfetmeyi de severler. Ama bu kedicik baltayı taşa vurmuş. Yüzünden de belli zaten pişmanlığı. Aklıma şöyle bir soru geliyor önce. Acaba yuvadaki kuş ağzıyla diğer kuşu mu besliyor? Ama sonra yo artık diyorum. Bu fotoğraftaki kuşların ne yaptığını bilen arkadaşlar bana açıklasın mutlaka. Şu videonun bir saatlik versiyonunu yapıp YouTube'a atsam ne kadar izlenir acaba? Gelincikler özellikle geçilemeyecek yerlerden geçebilme özellikleriyle meşhurlar. Ama gel gör ki bu hayvan ceyiz sıkışıp kalmış. Hayır sen gelinciksin, tuvalet kağıdının içinde ne işin var? Şöyle bir söz vardı bu pandalarla ilgili. Bu şapşallıkla bu hayvanların neslinin çoktan tükenmiş olması lazımdı zaten. Yavru ceyiz gafalama yapışmış yere. Adam da açaydım kollarımı edasıyla koşturuyor. Evet arkadaşlar, orası bir göl. Köpek de bizim gibi çimen sanıp ördeklerin üzerine koşturmuş. Bu hayvan ceyiz de açlıktan billboard'a saldırmış mama diye. Bu arada özellikle bu soğuk havalarda mümkünse barınak yapmayı ve hayvanlar için dışarı yemek bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak başta size gösterdiğim fotoğraf bir baykuşun tüysüz hali arkadaşlar. Hatta en soldaki de hayvanın iskelet yapısı. Tüyler hayvanların görünüşünü ciddi oranda değiştiriyor gördüğünüz gibi. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın.